Teşekkürler olsun. Rabbimize övgüler olsun. Bu sabah teklif ettim. Eşim de benimle beraber çıksın. Onunla beraber paylaşalım. Onun yüreğinde bu konu vardı. Benim de yüreğimde vardı. İkimiz bu konuyu birleştirdik. İkimiz fikirlerimizi verdik. Rabbin sözünü okuduk. Araştırdık, baktık. Ve bugünkü konumuz Mesih'in gözüyle kendine bak olacak. Önemli bir konu. Güzel bir konu. Ve ilk önce size sormak istiyoruz. Neden kendimize Mesih'in gözüyle bakalım? Neden kendimize Mesih'in gözüyle bakmalıyız kardeşler? Neden biliyor musunuz? Çünkü o zaman ne kadar değerli olduğumuzu anlayacağız. Eğer kendi gözümüzle kendimize bakırsak o zaman o kadar değerli olduğumuzu anlamayabiliriz. Ya da insanların gözünde kendimize bakırsak o zaman ne kadar değerli olduğumuzu göremeyebiliriz. Ama Mesih'in gözüyle kendimize bakırsak ve kutsal yazıları okuyup görürsek o zaman göreceğiz ki Mesih'in gözünde ne kadar çok ve çok değerliyiz. Ve bunun ispatını İsa Mesih Matta İncil'inde bize veriyor. Matta 10. bölümü açtığımızda 30 ve 31 ayetlerine baktığımızda İsa Mesih orada diyor ki bizler kuşlardan, serçelerden bile daha değerliyiz. Yani Rabbin yarattığı her şeyden daha mükemmel ve değerliyiz kardeşler. Evet. Bunun için lazım bunun değerini bilelim ki biz Mesih'in gözünde çok ve çok değerliyiz kardeşler. Evet. İkinci soruya bakalım. Evet. Bunu nereden daha iyi anlayabiliriz? Ki biz Mesih'in gözünde çok değerli kişileriz. Ama oraya geçmeden önce içimde dayılaklarda bir şey Rab bana hatırlattırdı. Dedik ya konumuz şu olacak. Mesih'in gözüyle kendine bak. Hepiniz biraz kendinizi gözden geçirin. Ben küçükken kendimi çok değersiz biri hissederdim. Biliniz mi? Rab bana bu sabah bunu hatırlattırdı. Küçükken ben niçin varım, niçin yaşayayım? Keşke olmasaydım, keşke yaşamasaydım. Ben değersizim, beni kimse sevmiyor, benimle kimse ilgilenmiyor diye düşünceler vardı kafamda. Ama bir gün Rab bana tam ismimle, nasıl ilahide dedik ya, sen beni adımla çağırdın. Rab beni bir gün gerçekten ismimle çağırdı. Çok küçük yaştaydım, belki 10-12 yaşlarında vardım. Mikerem, sen benim için çok değerlisin diye bana seslendi. O zaman ben anladım niçin varım. O zaman anladım Rab beni niçin bu dünyaya göndermiş. Siz hepiniz çok değerlisiniz. Mesih'in gözünde hepiniz çok değerlisiniz. Biliniz mi? Birbirinize dönüp söyleyin. Mesih'in gözünde çok değerlisiniz. Nereden anlayabiliriz bunu ki biz gerçekten çok değerliyiz? Yaratılış 1. bölüm ve 26. ayet, onu size okumak isteyeyim. Orada diyor ki, Tanrı insanı kendi suretimizde kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Biz biliniz mi nereden anlıyız ki? Çok değerliyiz. Çünkü Tanrımız Rab bizleri bu dünyaya egemen olmak için yarattı. Rab bizleri köle olmak için yaratmadı. Rab bizleri acı çekelim diye yarattırmadı. Rab bizleri bu dünyaya hükmetmek için yarattırdı. Bu dünyayı yönetmek için yarattırdı. Söyleyin bana insandan başka yeryüzünü yöneten kim var? Şimdi ben şeyler geliyor. Neydi o? İzburlar geliyor, seçimler geliyor. Kim yönettir devletimizi? Prezidentler, büyük adamlar, okumuş adamlar değil mi öyle? Yani insanın bir hükmü var. Hayvanı bağlayabilirsin, tutabilirsin. Hayvan kendiliğinden bir şey yapamaz. Sen yönettirin. Çiçeğe sulursan çiçek büyüyecek, yeşil olacak, yaprağını, her şeyini mevsiminde verecek. Ama eğer insan yoksa bu dünyaya bakacak kişiler yok. Sen o yüzden bu dünyaya bakmak için, gözetmen olmak için yaratıldın. Biz buradan anlıyoruz ki Rab bizleri sevgiyle yarattırdı. Ve bizlere sevgi gözüyle bakıyor. Başka biliniz mi nereden anlayabiliriz ki biz Tanrı'nın gözünde çok değerliyiz?
Çünkü Rab da yeryüzünü yarattırdığında hiçbir şeyi kendine benzer yaratmadı. Yalnızca insanı. Hayvanlar yarattırdı, ağaçlar yarattırdı, dağı yarattırdı, denizi yarattırdı. Ama hiç kimse Tanrı'nın benzerliğini, suretini taşımıyor. Tanrı'nın benzerliğini, Tanrı'nın suretini taşıyan sensin. Benim. Hepimiziz. Nereden anlayız bunu? Biliniz mi? Yeryüzünde yaratılan insanda Tanrı'nın karakteri var. Tanrı'nın özellikleri var. Tanrı'da ne var? Tanrı nedir? Sevgidir. Peki bizde sevgi var mı? Ailemizi seviyiz değil mi? Çocuklarımızı seviyiz, komşularımızı seviyiz, kardeşlerimizi seviyiz. Peki başka Tanrı bizlere ne gösterdi biz günahkarken? Merhamet gösterdi değil mi? Lütuf gösterdi. Bizde var mı merhamet? Birini yoksul halde gördüğümüzde, yardıma muhtaç gördüğümüzde ne yapıyız? Hemen acıyız, merhamet gösteririz. İşte Tanrı'da olan bütün bu sevgi, merhamet, lütuf, alçak gönüllülük bugün sende de var, bende de var. Sen o yüzden Mesih için değerlisin. Sen o yüzden Mesih'in karakterini ve özelliğini taşıyorsun. Bunu unutma. Tanrı yeryüzünü yarattığında her şeyi sözle yarattı. Değil mi öyle? Işık olsun, oldu mu? Güneş olsun, oldu mu? Ay olsun, yıldızlar olsun, oldu mu? Her şey oldu. Ama insana gelince Tanrı bizleri sözle değil, elleriyle yarattı. Bak, isteseydi bizi de robot gibi insan olsun diyebilirdi, yaratabilirdi. Ama onu seçmedi. Tanrı toprağa bizleri çizerek, bizlere biçim vererek, ağız, burun, kulak, yanak, saç, her şeyimizi toprağa çizerek bizlere yaşam soluğunu üfledi ve biz yaşayan canlılar olduk. Sen Tanrı'nın nefesisin. Tanrı'nın nefesi sende hayat buldu. Tanrı'nın canı sende can buldu. Sen Rabbin yarattığısın. O yüzden sen çok değerlisin. Ve daha bir şey. Tanrı yarattığı hiçbir şeyle sevgisini paylaşmadı. Biliniz mi? Ağaçlar, güneş, yıldızlar, kuşlar, hiçbiri Tanrı'ya yetmedi. Ne zaman ki insanı yarattı, Tanrı dedi ki tamam, işte her şey güzel oldu. Biliniz mi neden? Çünkü Tanrı seni yarattırdı, seninle o büyük sevgisini paylaşsın. Sen Tanrı'nın sevgisine karşılık vererek, yani sen de Tanrı'yı severek onun sevgisini onunla paylaşmış oluyorsun. Mutlu musunuz ki böyle bir Tanrı'ya hizmet ediniz? Mutlu musunuz ki koskoca yaratıcı bir Tanrı seni yarattı, seninle o sevgisini paylaşsın? Ne kadar değerli olduğunuzu anlayabiliyor musunuz şimdi? Gerçekten çok değerlisiniz. Evet kardeşler, bunun için ne anlıyoruz? Anlıyoruz ki biz bir başkayız. Biz Rab tarafından seviliyoruz. Ve Rabbin gözünde değerliyiz. Ve şimdi ricamız tekrar birbirinize dönün ve söyleyin birbirinize, sen seviliyorsun. Sen seviliyorsun. Evet, biz Rab Tanrı tarafından seviliyoruz sevgili kardeşlerim. O kadar çok değerli olduğumuza gördük ve şimdi bunu da bilmenizi istiyoruz ki siz seviliyorsunuz. Ben seviliyorum. Rab tarafından seviliyoruz. Ailemiz tarafından seviliyoruz. Yakınlarımız tarafından seviliyoruz. Ve Rab bize bu lütfu sağladı. Ve bunun için Rab'bin gözünde çok ve çok değerliyiz kardeşler. Bunun değerini bilmeliyiz. Luka 12. bölüm ve 7. ayette Rab İsa diyor ki korkmayın, siz birçok serçeden bile değerlisiniz. Daha çok değerlisiniz. Belki insanların gözünde o kadar değerli değiliz. Belki insanlar tarafından atılmışız. İstemiyoruz. Değerimizi bilmiyorlar. Bazen üzülüyoruz. İnsanlar bizim değerimizi bilmiyor diye. Ama ne mutlu bize ki Rab tarafından seviliyoruz. Ve Rab tarafından değer veriliyoruz kardeşler. Bunun için lazım biz Rab'be şükredelim. Çünkü Rab'bin gözünde değerliyiz.
Rabbin gözünde çok değerliyiz. Yeremia 31 ve 3'te Rab Tanrı tekrar diyor. Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Amen. Sen benimsin diyor Rab. Çünkü seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Sen benimsin. Rab bizi geçici bir sevgiyle sevmedi kardeşler. Ama sonsuz sevgiyle, agape sevgisiyle bizi sevdi. Ve bugün bu yüzden biz Rab Tanrı tarafından seviliyoruz ve isteniyoruz. Belki insanlardan dışlanıyoruz, atılıyoruz, istenmiyoruz. Ama ne mutlu bize ki Rab Tanrı bizi seviyor. Ve o agape sevgisiyle bizi seviyor. Sonsuz bir sevgiyle bizi seviyor. Geçici değil, biten bir sevgi değil. Bitmeyen, tükenmeyen bir sevgiyle Rab Tanrımız bizi seviyor kardeşler. Bunun için ne mutlu bize. Ne mutlu bize ki Rab Tanrı tarafından biz çok seviliyoruz kardeşler. Zekeriya 2. bölüm 8. ayette güzel bir ayet var biliyor musunuz? Rab Tanrı orada diyor ki size dokunan göz bebeğime dokunmuş olur. Bu ayet harika bir ayet. Size dokunan göz bebeğime dokunmuş olur. Düşünün Rabbin göz bebeğiyiz. Rabbin göz bebeğisin sen. Ne kadar güzel, ne kadar mükemmel bir şey. Bize saldıranın, bize karşı gelenin Rab'be saldırdığını, Rab'be karşı geldiğini bilin. Bunun için biz Rab tarafından seviliyoruz ve Rabbin göz bebeğiyiz. Rab tarafından isteniyoruz kardeşler. Bunun için korkmayalım. Korkmayalım ve her zaman sevinelim ve mutlu olalım. Amin. Amin. Yeşaya da bir ayet var. Onu ilahide de söyledik. Yeşaya 43 ve 4'te Rab diyor. Gözümde değerli ve saygın olduğun için, seni sevdiğim için, senin yerine diyor insanlar, canın karşılığında halklar verecek. Ne kadar değerlisin. Bak, Rab sadece insanlar ve halklar senin için değil, kendi canını bile verdi. İsa senin için öldü mü? Öldü mü? Amin. Uyuyunuz mu? Uyanın. Mesih için değerli olduğunuzu anlayın. Bakın Mesih sizi ve beni çok sevdiği için onun gözünde çok değerli ve çok saygın. Bu sözü çok seviyorum. İnsanlar tarafından bazen çok saygı bekleriz, biliniz mi? Çocuğum bana saygı göstersin. Eşim bana saygı göstersin. Komşum bana saygı göstersin ama göremeyiz. Her defasında göremeyiz. Çocuklar bazen beni dinlemeyin. Eşim bazen istediğimi yapmayın. Ama bir kişi var. Her zaman onun gözünde saygılıyım. Mesih'in gözünde. İnsanların gözünde saygımız olmasa da Mesih'in gözünde saygımız var. Amin. Bunun için sevinin. Bazen insanlar tarafından dışlanıyor olabiliriz. Bizleri küçümseyebilirler. Ama Rab bizleri kucaklar. Sevgiyle kucaklıyor, biliniz mi? Onun gözünde değerli ve saygın olduğumuz için sadece insanlar değil, sadece halklar değil, kendi canını bile bizim için verdi. Bakın, koskoca bir Tanrı bütün zenginliğini, tahtını, her şeyini bıraktı, senin için ölmeye geldi. Bir söz var, bunu bir kitapta okumuştum. Tanrı ağaçları yarattırdı, değil mi öyle? Ama insanlar ne yaptı biliniz mi? Ağaçları alıp bir çarmıh yaptı. Çarmıha da ne yaptılar biliniz mi? Tanrı'nın kendisini aldılar, çarmıha çaktılar. Bakın biz nasıl insanlarız. Ama buna rağmen Tanrı için değerlisin. Onu çarmıha götürdüğün için bile değerlisin. Senin için öldüğü için bile yine değerlisin. Ve sen Rabbin gözünde saygılı birisin. Unutma. Şimdi bir örnek size anlattırmak istiyorum. Bu örneği sanayım var anlattım bazılarınıza. Ama yine anlattıracağım. Bir örnek. Bir anne ve kız. Bir kız varmış, küçük yaşlarda
ama bayağı bir çirkinmiş. Bekmiş bizim dediğimize göre. Bu kız hep aynanın karşısına geçirmiş, bakırmış kendine, anasına ettirmiş. Ana, ben güzel miyim? Hangi anne diyecek evladına sen betsin? Söyleyin bakalım, hepiniz annesiniz. Evlatlarınız güzel mi? Değil mi? Hepinizin güzel. Anne de ne desin? Evet kızım, sen çok güzelsin. Kız başlamış okula, büyümeye ama hep arkadaşları okulda ona sen betsin, sen çirkinsin, yürü buradan, seninle oynamayacağız demiş. Kız üzülerek eve yine gitmiş, gene aynanın karşısına geçmiş. Ve tekrar anasına sesleniyor. Anne, sence ben güzel miyim? Ne diyeceğiniz? Güzel. Güzelsin, çok güzelsin. Kız tekrar büyümeye devam etmiş ve kocaman bir delikanlı kız olmuş, üniversiteye başlamış gitmeye. Düşünün 19-20 yaşında bir kız. Ve tekrar bu şeylere maruz kalın. Sen çok betsin, seninle oynamayacağız, yanımıza yaklaşma, sen bizim yanımıza yakışmayın, çirkinsin, betsin. Kız tekrar ağlayarak evine gidiyor. Ve tekrar aynanın karşısında. Anne, sence ben güzel miyim? Annesine deyip, çok güzelsin kızım. Ama bu defa kıskanmamış. Ve anasınla öyle bir kavgaya tutuşmuş. Anasına sen yalancısın, sen beni aldattırıyorsun. Büyük bir kavga ve kız demiş ki ben artık senin gibi yalancı bir anneyle yaşamak istemeyeyim. Ben buradan gideyim. Anne ne yapayım? Kızım dur, sen gitme. Ben gideceğim. Çünkü dışarıda çok kötülük var. Ben gideceğim. Sen evde kal. Kız kalıyor evde, anne gidiyor. Bırakıyor kızını. Ne oluyor biliniz mi? Kız üzülüyor. Okula giderken tekrar dalgın. Ne yaptım ben? Belki de pişman oldum. Dalgın dalgın yürür ki yolda. Kızı bir araba vuruyor. Kızın kafası patlıyor. Ne oluyor? Kız kör kalıyor. Doktorlar diyor ki hiçbir şans yok. Sen artık kör kaldın. Ama eğer çıkarsa öyle biri hani gözlerini bağış yapsın, hediye etsin, ancak o zaman sana bir çift göz koyabiliriz. Kızı gönderirler evin. Kız kör. Ne oluyor? Geçiyor birkaç zaman. Kıza bir telefon geliyor. Doktor bey arıyor kızı. Gel sana bir çift göz buldum. Ne oluyor? Kız hemen kaçarak hastaneye. Alıyorlar kızı, ameliyat yapıyorlar. Sargıları çözüyorlar. Kiloları da var ya, gördüğümüz nasıl oluyor. Açıyorlar sargıları. Kız açar açmaz aynayı veriyorlar ona. Kız bakıyor işi. Doktor bey, sen emin misin diye yani yalnızca benim gözlerimi ameliyat ettin. Doktor diyor, evet kızım eminim. Ah nasıl olacak bu? Bu burun benim değil. Benim yanaklarım böyle değildi. Çenem böyle değildi. Saçlarım böyle değildi. Gerçekten doktor emin misin hani sen yalnızca benim gözlerimi ameliyat ettin? Doktorun cevabı biliniz mi ne? Ağlayarak. Kızım, bizim sana taktığımız gözler annenin gözleri. Bu gözleri sana annen verdi. Ve sen şu anda kendine annenin gözleriyle bakıyorsun. Annenin gözlerinde nasıldı evladı? Çok güzel değil mi? Ve o gözlerle kendine şimdi bakıyordu ve gerçekten güzel olduğunu gördü. Biliniz mi? Mesih de aynen bizlere böyle bakıyor. Ne kadar günahkar olduğuna, ne kadar zayıf olduğuna, ne kadar çaresiz olduğuna bakmayın. Rab sana baktığında sendeki Mesih'i görüyor. Rab sana baktığında ne kadar güzel olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar eşsiz bir yaratık olduğunu görüyor. O yüzden kardeşler, unutmayın, çok değerlisiniz. Çok güzelsiniz. Şimdi dönün bakın kardeşinize söyleyin. Sen Rabbin yarattığı bir güzelliksin. Sen Rabbin yarattığı bir güzelliksin. Çok güzelsiniz. Haydi devam. Amin. Devam edelim. Evet, Yuhanna 15. bölüm
16. ayette görüyoruz ki İsa Mesih orada değil, artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü babadan bütün işittiklerimi size bildirdim. Siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz. Ve meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki benim adımla babadan ne dilerseniz size versin. Amin. Bunun için unutmayın kardeşler, siz Mesih'in dostlarısınız. Ve bugün sizi motive etmek için buradayız. Ben ve eşim, özellikle Sliven Birlik Lisesi'ni ve bize bakan kardeşleri motive etmek istiyoruz. Ve bugün siz Mesih'in gözünde ne kadar değerli olduğunuzu bilmenizi istiyoruz. Ne kadar Rab tarafından sevildiğinizi istiyoruz göresiniz. Ve ne kadar Rab'bin göz bebeğisiniz. Rab'bin gözünde saygılı olduğunuzu bilesiniz. Ve Rab'bin dostu olduğunuzu da bilesiniz. Bunun için bugün biz sizi motive etmek için buradayız. Sizinle bunları paylaşıyoruz. Sen tesadüf değilsin. Sen kul değilsin. Sen artık köle değilsin. Sen Rab İsa Mesih'in dostusun. Amen. Ve bunun için kardeşler, siz Mesih'in dostlarısınız. Ve bunun için Rab bizi seçti. Artık biz meyve veren kişiler olalım. Onun dostları olarak meyve olalım. Yeşerelim. Yeşil bir ağaç gibi olalım. Her zaman mevsimimizde, zamanında yaprağımızı verelim. Evet. Ve bu bizim için çok önemlidir sevgili kardeşlerim. Burada aradaki farkı görmenizi istiyorum. Aradaki farkı görmenizi istiyorum. İnsanlar size nasıl gözle bakıyor? Mesih size nasıl bir gözle bakıyor? Bu aradaki farkı görün. İnsanlar bize nasıl bakıyor kardeşler? Biraz önce gördük, Mesih bize nasıl değerli sevgi gözüyle bakıyor. Değil mi öyle? Ama şimdi bakalım insan bize nasıl bir gözle bakıyor? Alaycı bir gözle, gururlu bir gözle, değersiz bir gözle, istenmeyen bir gözle. Her zaman insan bize bakabilir. Böyle alaycı olarak bakabilir, bizi küçümseyebilir. Ama hamdolsun ki Rabbimiz İsa Mesih bize insan gibi bakmıyor. O sevecek bir baba gibi Tanrımız bize bakıyor. Lütfeden bir baba gibi. Bizi bağışlayan, seven, gerçek bir baba gibi, göksel bir baba gibi bugün bize Tanrımız bakıyor kardeşler. Onun için biz Rabbin gözünde çok çok değerliyiz kardeşler. Bu yüzden gelin hep beraber göksel babamıza benzeyelim. Gelin hep beraber göksel babamıza benzeyelim. İnsanlara sevgi gözüyle bakalım. Bizden nefret edenler için artık lanet etmeyelim. Ama onlar için dua edelim. Göksel Baba böyle yapıyor kardeşler. İsa Mesih de Luka 6. bölümde bize bir örnek bıraktı. 27'den aşağı okursanız İsa Mesih değil, düşmanlarınızı sevin. Size kötülük yapanlar için iyilik dileyin. Size lanet edenler için dua edin. İşte bize benzer bir şey budur kardeşler. Kutsal kitap bize bunu öğrettiriyor. Bunu çana kardeşlerimizi sevelim ve onlara değer verelim. Onlara değer verelim. Kardeşine Mesih'in sana baktığı gibi bak. Yanındaki kardeşine, evindeki kardeşine, sokaktaki komşuna, iş arkadaşına Mesih'in sana baktığı gibi bakmaya başla. Çünkü Mesih de bize o gözleri verdi. Biraz önce örneği işittik. Anne kızına o gözleri verdi ve kızı da aynı onun gibi bakmaya başladı. Doğru mu? Bugün biz de Tanrı'nın bize verdiği o ruhsal gözleri alarak kardeşimize bakalım. Amen. Suçlayıcı bir gözle bakmayalım. Yargılayan bir gözle bakmayalım. Ama seven bir gözle kardeşimize bakalım. Merhamet dolu bir sevgiyle komşumuza bakalım. Düşmanlarımıza bakalım. Bize lanet edenlere sevgi gözüyle bakalım ve onlar için dua edelim kardeşler. O zaman göreceksiniz, mutlu ve başarılı olacağız.
O zaman Rabbin isteği bizde gerçekleşecektir. Evet. Bunun için kardeşler, son günlerde yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Doğru mu? Hepimiz son günlerde yaşıyoruz. Bunun için zaman kaybetmeden, vakit kaybetmeden Mesih'in gözünde her zaman kutsal kişiler olalım. Biz şu an Tanrı bize baktığında Mesih'i bizde görüyor. Kutsal bir gözle baktığında bize bizi doğru ve kutsal olarak görüyor. Hamdolsun. Ama bu kutsallığı, bu doğruluğu bizim sürdürmemiz lazım. Onu lekelemeyelim. Anlatabilir miyim? Onu lekelemeyelim. Ve Rabbin kutsallığını kaybetmeyelim. Rabbin bize baktığı o kutsallığı kaybetmeyelim kardeşler. Çamura girmeyelim. Günaha girmeyelim. Kendimizi her bir kötülükten koruyalım. Mesih'in bize baktığı gibi bakalım. Olalım. Tanrı'nın bize baktığı gibi olalım. Evet. Çünkü İbranilerde güzel bir ayet var. Açabilirsiniz. İbraniler 12. bölüm. 14. ayette orada diyor ki kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecek. Eğer biz kutsallığa sahip değilsiz, Rabbin bizi kutsal olarak gördüğü gibi, o kutsallığı bize verdiği gibi, o kutsallığı korumazsak, o kutsallığın içinde yaşamazsak, biz Rabbin yüzünü göremeyeceğiz kardeşler. Anlatabilir miyim? Rabbi yüz yüze göremeyeceğiz. Eğer yüreğimiz temiz değilse, eğer o kutsallığı korumazsak, eğer Mesih'i görmek istersek, onun gözünde her zaman kutsal kişiler olalım. Amin. Bunu demek istedim. Evet. O yüzden ne yapalım? Biz her zaman Mesih'in bize bağışladığı kutsallığı koruyalım. Sen kutsalsın. Sen kutsalsın. Hepimiz kutsalız. Mesih'in kutsallarıyız. Ama yaptık işlerimiz kutsallığımızı bozmasın. Lekelemesin, kirletmesin. O yüzden dikkat edelim. Kendimizi günahtan ve kötülükte uzak tutalım. Elimizden geldiği kadar günahtan uzak duralım. Amen. Ki kutsallığımıza bir zarar gelmesin diye. Amen. Şimdi devam ediyor konumuz. Bir slide hazırladık size. Üç adım var. Kendi kendimizi nasıl bakıyoruz? Kendimize nasıl bir gözle bakıyoruz? İnsanların gözünde nasıl görünüyoruz? Ve Rabbin gözünde nasıl görünüyoruz diye 3 tane resim size burada 3 kartinayla size bu konuyu daha iyi anlatacağız. Kendi gözümüzle kendimize baktığımızda ne görüyoruz kardeşler? Burada bir eşek var. Eşek kendine baktığında ne görüyor? Aynaya dikilmiş ve kendini bir büyük beygir gibi görüyor. At gibi görüyor. Güçlü bir at. Gururlu bir at. Birçok zaman insanın problemi bu oluyor. Bu sadece bir örnek. Biz eşekler değiliz. Ama sadece örnek vermek istiyorum ki biz de aynı bu eşek gibi bazen oluyoruz. Aynanın önüne geçtiğimizde kendimizi nasıl görüyoruz biliyor musunuz? Gurur. Kendimize baktığımızda gurur görüyoruz kardeşler. Büyükçülük görüyoruz. Gösteriş görüyoruz. İkiyüzlülük görüyoruz. Kıskançlık görüyoruz. Öfke görüyoruz. Güçlü ve zengin kendimizi görüyoruz. Bazen kendi kendimizi aldatırıyoruz kardeşler. Aynanın önüne geçtiğimizde kim? Ben gururluyum, ben yapabilirim, ben güçlüyüm, ben zenginim. Havalanıyoruz. Kendimizi büyükten başlıyoruz göstermeye. Kendimize baktığımızda ancak biz kendimizi böyle görebiliyoruz. Görebiliyor musunuz? Farkı görün. Biz kendi gözümüzde kendimize baktığımızda buyuz. Gururluyuz. İkiyüzlülüyüz. Kıskançız, öfkeliyiz. Belki de kendi gözümüzde güçlü ve zenginiz. Varlıyetliyiz. Güzeliz. Belki kendi gözümüzde buyuz biz. İnsanların gözünde... Özür dilerim. Ama, evet. Çevir. Slide'da. Şimdi biz neyiz? Çok büyük işiz. Gördünüz ya o beygir.
Ben size doğrusunu söyleyeyim. Biz biliniz mi neyiz? Sıfırız. Kocaman bir sıfır. Çünkü biz topraktan geldik. Nereye gideceğiz? Toprağa gideceğiz, değil mi öyle? İnsanız, 70-80-100 yıl yaşıyız. Rab bizi topraktan yarattığı gibi vaktimiz, zamanımız gelip tekrar o toprağa dönüyoruz. O yüzden neymişiz? Kocaman bir sıfır. Ne yapayım yeryüzünde? Ev yapayım, yer yapayım, para kazanayım, araba alayım, altın alayım, aile kuruyun. Her şey güzel ama her şey burada kalır. Hiçbir şey eline alıp sırtına vurup gitmeyin. O yüzden kocaman bir sıfırsın. Ama biliyiniz mi ne? Kendi kendimize sıfırız. Eğer Mesih varsa hayatımızda biliyiniz mi ne olur? Bakın, bu Mesih bir numara. Her zaman bir Mesih. Biz ne oluyoruz o zaman? 10 numara. Şimdi değerli olduk mu? Eğer bir yoksa sıfır ne işe yarayın? Hiçbir işe yaramayın. Değersiz. Ama bir varsa ne oluyor? 10 numara. Değerli oluyor. Mesih varsa hayatımızda o zaman değerliyiz. Ama Mesih yoksa hayatımızda değersiziz. Bunu aklımıza ve yüreğimize iyi sokalım. Sen de Mesih yaşarsa sen bir şeysin. Ama Mesih yoksa o zaman bir şey ifade etmiyor. Sen gerçekten o zaman bir sıfırsın. İyi ki, iyi ki diyorum, hepimizin hayatında Mesih var. Amin. İyi ki biz kocaman sıfırlarken, nullalarken Rab hayatımıza geldi de hepimizi 10 numara yaptı. Değil mi öyle? Amin. Devam edelim. Amin. Hamdolsun. Evet, devam ediyoruz. İnsanların gözünde nasıl görünüyoruz sizce? Bu resme iyi bakın. İnsanların gözünde nasılız? Günahkarız. İnsanların gözünde böyle günahkarız. Başlayız birbirimizi yargılamaya. Başlılar bizi yargılamaya. Sen böylesin, sen bu günahı yaptın, sen şunu yaptın, sen böylesin. İnsanların gözünde biz birçoğu zaman böyle günahkar olarak devam ediyoruz. İnsanların gözünde buyuz. İnsanların gözünde başka nasılız? Kötüyüz. İnsanların gözünde kötüyüz kardeşler. İnsanların gözünde belki de biz kötü kişileriz. Belki de insanların gözünde suçluyuz da. İnsanlar bize hazırdır. Elle göstersinler ve bizi suçlasınlar. Belki de insanların göz önünde böyleyiz, suçluyuz da. Belki de insanların gözünde neyiz biliyor musunuz? Güçsüz, zayıf ve çaresiziz. İnsanların gözünde biz böyle kişileriz. Değersiz, sevilmiyoruz, istenmeyebiliriz. İnsanların gözünde böyle olabiliriz. Alçağız, fakiriz. Evet. O yüzden kiliseye geliyoruz. Yani birçok sefer bu sözü bilmeyin var mı işittiğiniz ama ben çok var işittiğim. Aa kim bak kiliseye gidenlerin hepsi fakirler, ziyanlar, hastalar, körler, kötürümler kiliseye geliyor. Bize öyle değiller. Devam et. Evet. Birçoğu zaman insanların gözünde belki böyle kişiler görünebiliriz. Güçsüz, zayıf, istenmeyen. Ama Mesih'in gözünde nasılız? Şimdi ona bakacağız. Kendinize Rabbin gözüyle bir bakın. Rabbin gözünde nasılsınız biliniz mi? Rabbin gözünde nesiniz? Değerli. Değerlisiniz. Rabbin gözünde nasılsınız? Miratçısınız. Amin. Rabbin gözünde nasılsınız? Saygınsınız. Rabbin gözünde nasılsınız? Kutsal ve doğrusunuz. Amin. Rabbin gözünde nasılsınız? Yeni bir yaratıksınız. Yeni bir kişisiniz kardeşlerim. İşte Rab bize baktığında bizi bir kral olarak görüyor. Bir prens olarak görüyor. Bak biz yırtık pırtıkız belki. Belki de fakiriz. Belki de atılmayız insanlardan. Ama Rab bize kendimizi göstermek istiyor. Sen bir başkasın diyor. Sen seviliyorsun diyor. İşte budur kardeşler. Kendimizi Tanrı'nın bizi gördüğü gibi görmeye başlayalım. Bunu başlayalım yapmaya. Bugünden öte eğer kendi gözümüzle kendimize baktıysanız onu
silip atalım. İnsanların gözünden kendimize baktığı zaman ona silip atalım çöpe. Artık bunu yapmamız lazım. Kendimize Tanrı'nın gözüyle bakalım. Mesih'in gözüyle artık kendimize bakma zamanı geldi. Çünkü biz değerliyiz. Çünkü biz onun mirasçılarıyız. Evet. Biz onun gözünde saygınız, değerliyiz. Seviliyoruz, isteniyoruz, kutsalız, doğruyuz. Amin. Dediğim gibi Tanrı bize baktığında Mesih'in doğruluğunu ve kutsallığını biz de görüyoruz. Şükürler olsun. Çünkü Mesih bizim için çarmakta fiyat ödedi. Kutsal kanını bizim için çarmakta döktü. Ve o bize baktığında Mesih'in görüğü kutsal kanını bizim üzerimizde. Amin. Amin. Kutsallığını Mesih'in, doğruluğunu Mesih'in biz de görüyor kardeşler. Onun için bu kutsallığı kaybetmeyelim. Bu mirası kaybetmeyelim. Bu saygınlığı Rab tarafından kaybetmeyelim kardeşler. Yeni yaratığımızı, yeni kimliğimizi, Mesih'teki olan kimliğimizi kaybetmeyelim. Onda sabit duralım. Onda dayanalım. Çünkü ödülümüz göklerde büyük olacak. Amin. O yüzden Tanrı'nın gözünde ne kadar harika bir kişi olduğumuza bakalım. Tanrı'nın iç varlığında ben bir prensesim. Söyleyeceğiniz mi? Ben Tanrı'da bir prensesim kadınlar. Ben Tanrı'da bir prensesim. Şimdi erkekler desin ben Tanrı'nın gözünde bir prensim. Ben Tanrı'nın gözünde bir prensim. Amin. 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 O yüzden Tanrı bize baktığında diyoruz ya Mesih'i bizde görüyor. Ve her zaman böyle olmasını dileyim. Ömrümüzün son nefesine kadar Tanrı bana baktığında hep Mesih'i bende görsün. İnsanlar bana baktığında hep Mesih'i görsün. Ailem bana baktığında hep Mesih'i görsün. Mesih benim merkezimde olsun. Hepimizde olsun. Amin. Amin. Efesler 2. bölüm 10. ayeti okuyacağız. Bu son resmi gösterdik ve bu ayet tam onun için. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'dan yaratıldık. Amin. Ne için yaratıldık? İyi işleri, Mesih İsa'da iyi işleri göstermek için Rab Tanrı tarafından yaratıldık kardeşler. Onun için artık iyi işleri gösterme zamanı geldi. Kutsallığımızı bu dünyaya gösterme zamanı geldi. Doğruluğumuzu, Mesih'teki doğruluğumuzu artık gösterme zamanı geldi. Işığımızı, Mesih'in ışığını gösterme zamanı geldi kardeşler. Artık bize bakan Mesih'i görme zamanı geldi. Artık biz artık ışık çocukları olarak parlamalıyız. Her zaman ışık gibi Mesih'in gözünde parlayalım. Kutsallık içinde yaşayalım kardeşler. Ve bizi gören de bu ışığı, bu kutsallığı, bu doğruluğu bizde görsün. Tanrı bize baktığında Mesih'i bizde gördüğü gibi insanlar da bize baktığında gerçek Mesih'i kurtarıcımızı, Rabbimizi bizde görsün kardeşler. Amin. Bu çok önemlidir. Bunu yapalım ve sonuna kadar devam edelim kardeşler. Rab sizleri kutsasın. Rab hepinizi bereketlesin. Unutmayın. Rabbin gözünde değerlisiniz. Son bir kez bunları size söylettirmek istiyoruz ve dua edeceğiz, konumuzu kapattıracağız. Son olarak hep beraber söyleyelim. Rabbin gözünde ben değerliyim. Ben değerliyim. Rabbin gözünde ben saygılıyım. Ben saygılıyım. Ben Rab tarafından seviliyorum. İsteniyorum. Ben Rabbin göz bebeğiyim. Ben Tanrı'nın dostuyum. Tanrı bana baktığında Mesih'in doğruluğunu Mesih'in kutsallığını Bende görüyor. Amin. 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 Dua edelim kardeşler ve Rabbimize şükredelim. Evet. Rab sana teşekkür ediyoruz. Hamd ediyoruz sana Rab. Sen harika bir Tanrısın. Kutsal bir Tanrısın. Bunun için biz sana şükrediyoruz. Sana hamd ediyoruz. Bu sabah bizlere konuştuğun Rab.
eşimle beni kullandığın için sana minnettarız. Sana şükrediyoruz Rab. Ya Rab, ben dua ediyorum. Her zaman bugünden başlayarak kendi gözümüzde kendimizi görmek değil, insanların gözünde kendimizi görmek değil, ama kendimize senin gözünle bakmak istiyoruz Rab. Bunun için ben dua ediyorum Rab. Kendimize baktığımızda Ya Rab, seni görmek istiyoruz Rab. Lütfen sen bizde her zaman kutsal bir biçimde yaşa diye dua ediyorum Rab. Kutsallığın bizde görünsün Rab. Her zaman Rab, ben sana şükrediyorum senin sözün için. Bize konuştuğun için sana şükrediyoruz Rab. Bize bıraktığın bu söz için sana hamdolsun Rab ki. Sana teşekkür ediyoruz ki biz senin, Ya Rab, senin sözünde yazdığı gibi değerliyiz Rab. Senin tarafından seviliyoruz, isteniyoruz ve bunun için biz sana minnettarız. Sana candan yürekten şükrediyoruz. Sana minnettarız Rab ki sen bizi sevdiğin için sana şükrediyoruz. Rab, sana hamdolsun ki bizi değerli yaptın. Teşekkür ediyoruz ki insanlar tarafından atılmış olsaz da senin tarafından seviliyoruz Rab. Bunun için biz sana minnettarız ve sana şükrediyoruz ki Rab, sen bize baktığında Mesih'i bizde gördüğün için, kutsallığı bizde gördüğün için sana şükrediyoruz Rab. Sana övgüler olsun. Sana teşekkür ediyoruz. Ya Rab, bereketle sözünü ve bu bereket yüreklerde egemen olsun diye. İsa'nın güçlü adından dua ediyorum. Amin.